sabah sabah beni niye uyandırıyorsun lan? Ne güzel rüya görüyordum lan. Rüyamda okey oynuyordum. Okey'e dönüyordum. İki tane kırmızı beşli de bendeydim. Ulan bırak, ulan yüzünü yıkamadan okuz diye başlama yine. Uzaktan kumandayı arayarım. İşe gitmeden önce şey seyredecektim. Sabah şekerlerini altında dur, yatmışsındır dedim. Uzaktan kumanda benim altımda ne arasın lan? Yoksa şimdi yok işte bak. Para bırakmayı unutma lan. Sayısal loto oynayacaksın. Belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Sayısal loto oynayacağım. Sayısal loto oynayacağım. Allah belanı. Akılmış. Ne oldun anam sen ha? Rukiye. Allah tamam buyursun. gel elim bir çay yapayım ben sana. Gel. Para bırakmadan gitti dingil. Sen daha akşam eve dönmeyeceksin sen. Ama bu kakılmışa da acıyorsun ya. Şimdi akşama kadar yiyeceği dayağın stresini düşünerek çalışacak. Değil mi? Ben ne yapayım? Ya? Sabah sabah paranı bırakıp dayağını yiyip öyle gitsene işine. Bir dakika sayın büyüklerim. Siz de gelin, siz de görün. Ana. Neye çıktı la bu televizyon kendi gözü? Ay. Anne. Tamam. Ay yahu be yahu kakılmış. Aman seni de gören ilk defa dayak yedi usanacak kız. Yetti artık. Burama kadar geldi. Yok. Yok kararımı verdim ben. Boşuyacağım bu herife. Ay o ne biçim laf kız. Bir anlık sinirlen yuvanı yıkma yana. Ulan ya bir anlık sinir be. Bu her gün. Evlendiğimiz günden beri ne tekmesi bitiyor ne tokatayı bitiyor. Allah belanı versin bu senede bu inşallah. Bunu zaten anlamalıydım. Yani nikah masasında masanın altından tekme atışından anlamalıydım ben. Olsun anam olsun. Sen gene de sinirle karar verme. Bak beterin beteri var. Allah korusun ya. Görmüyor musun? Şey adamlar hovardalık ediyorlar. Karılara kızlara bakıyorlar. İtimiş ise böyle huyu yok. Hür yavşarı görmüyor musun? Kadın neler çekiyor yahu. Ulan ırız bu karı. Parası mı var ki hovardalık etsin? He? Öyle olmasa şimdiye kadar çoktan kendisi gibi dişi bir ayı bulup evlenmişti çiftleşmek için. Çekme! Tamam. Allah'ım belanı versin! Tamam ana! Bence aile için şiddet ve dayak kesinlikle boşanma nedenidir. Hatta bu bir suçtur. Sen de kışkırtıp durma kız. Tamam. Okuyorsun diye bir karıştı. Gençler ne bilecek? Anam bak diyorum sana. Öyle öfkeyle kanar verme. Şöyle bir müddet ayrı evlerde yaşıyor. Ulan manyaklaşmış sen be! Nerede ayrı evlerde yaşayacağız? Zaten bir tane ev var. O evden çıkmayacağına göre ben de komürlükte yaşarım artık. Ya Allah'a belanı versin seni ya Allah. Boşanmak çare der. Bence dayağa çare bulmak lazım ya. Ölüme çare bulunur! Dayağa çare bulunmaz! Aslında ben bir çare biliyorum. Nasıl bir çare kız? Bence kakılmış ablayı ulaşılmaz kadın yapmalı. Kız neyle konuşuyorsun ayantilante? Biraz açsana konuyu. Erkeklerin ulaşamadığı, yaklaşamadığı, ürktüğü kadınlar vardır. Böyle çok güzel, alımlı, şık, prenses gibi. Benim gibi. Yani prenses gibi. Ne diyorsun kız sen? Açsana diyorum. Bence bir denemek lazım. Bak kakılmış abla, sen şimdi işe git. Akşam çıkışta erken gel. Ben bir şeyler ayarlayacağım. Valla ben... Ne dedi böyle ulaşılmaz anlamadım ama. Bir deniriz be. Belki de bir faydası olur. Ulan o ne yapar gene ulaşır bana. Tükürür mükürür böyle. Uzaktan gene ulaşır. İyi Allah'a belakı versin seni ya Allah. Artık yıpratma ne kadar kendini bir aman. Bas bas paralar o Leyla'ya. Bir daha mı gelir üstüm ya.
Bas bas para durur Leyla ya, bir daha mı gelince şu dünyaya bas. Ay çok özür dilerim, affedersiniz. Yani ben böyle bağıra bağıra şarkı söyleyeyim, tamam gel. Özür dilerim. Yo yo, rica ederim, devam edin, ben de dinlerim. Ya ya. Ne kadar kibar ve soylu bir kadın. Diyen de kalkmış onun yanında bas bas paraları Leyla'ya diye bas bas bağırdım bir en. Hayır bilsem ne yansım Dide'den lan neydi o ben. Mesli Kazım mıydı onu söyleyeceğim ama neyse işte ben. Size bir şey soracağım. Tabii buyurun. Ben Yardımseverler Derneği'ne üyeyim de. Sizin oralarda yardıma muhtaç insanlar vardır değil mi? Olmaz olur mu hanımefendi? Oo, bak bu kış kıyamette şimdi evine odun kömür alamayanlar mı desem? Çocuğunu okula gönderemeyenler mi desem? Ne bileyim bir halk ekmeği için kuyruklarda bekleyenler mi desem? O kızdan dayak yiyenler mi desem? Daha bitmez ki buradan koyayım olur valla. Tamam o zaman. Ben... Jale Hanım. Merhaba. Buyurun sizi alabilirim. Sen adresini bir kağıda yaz, çıkışta alırım. Tabii. Sonra da bir gün görmeye gelirim. Olur hanımefendi. Allah razı olsun sende. Allah ne muradın varsa, ne iyi kadınlar var ya, aferin ben. Gel kız, yorum sana. Çok güzel kıyafetler bulduk. Vallahi kız öyle güzel ki. Anam keşke ben senin yerinde olsaydım. Delirmiş vallahi bu ben. Oğlum evleri değiştirelim istersen. Evde kombisiyle ayısıyla beraber bedava geç otursun. Kız öyle deme, sen o elbiseleri bir giyin de ondan sonra konuşuruz. Ay keşke benim adam da beni böyle dövseydi. Kız çok şanslısın sen. Vallahi bu deli bu kafayı yemiş ha. Hadi gel. Ben şuray gibi oldum. Koş bak hele bir gör bak. Koş abla gel. Burada olmam lazımdı kalkmış. Boşuna gecikme. Nasıl olsa bunları dayağın sonuna ilave edeceğiz. Şu anda dövülmemiş tam 11 dakikan geçti. Ama tabii bu beni daha çok sinirlendiriyor. Daha çok motive ediyor beni. Daha 20 yılda geçse zabaliyim bana para vermeden gitmenin acısını unutamam. Ayı kini var bende. Yok. Ayı değildi. O kız kini var. O kız da değil. Manda kini var. Daha çok sinirleniyor. Daha çok sinirleniyor. Lan kalkmış. Lan sen kocana senelerdir o kız ayı dedi. Şimdi bak. Ben kendi kendime de o kız demeye başladım. Daha çok motiv oluyorum. Daha çok motiv. Tam 14 dakika oldu kalkım. Yok. Ben boyun aşağım seni sistemli diyor için. 3-5-2 taktiği mesela. Şimdi şöyle gör, 3 tane yumruk, 2 tane de yok. Bak şimdi kendime de üstüme çekeceğim, 4-4-2 sistemi deneyeceğim. Yok, 4-4-2 de değil. Evvela defansıcım, 2 tane uçan tekme, 1 tane yumruk. Hadi, geldim. Bak. Mehba itilmiş. Kalkılmış. Çok şaşırmış gibisin. Rüyada mıyım la ben?
dur kendi kendim mi şimdi? Ah! Gerçeğiymiş. Lan, ne oldu sana lan kakılmış? Zabani kul kedisi gibi çıktın. Akşam prenses gibi döndün. Yolda sihirli değnek mi buldun lan? Taze bir yurt dışından önemli psikolog arkadaşları geldi. Bir seminer var da benim hem şık hem de şık olmam gerekiyormuş. Vay be! Hiç benim için böyle olmadıydım. Bilsem ben de yurt dışından arkadaşları çağırırdım. He, Hollanda'dan Montfon ineklerini, Rusya'dan da kara ayı arkadaşlarını çağırırdım. Aslında senin için bir sürü plan kurduydum ama seni böyle görünce tabii olmuyor. Yani sen yine üstündekileri çıkarıp eski kalkmış olacak mı? Hiç düşünmüyorum, ütülmüş. Ama sen benim böyle olduğuma bakma. Benim dışım farklı olabilir ama içim yine aynı kakılmış. Beni dövmek mi istiyorsun yoksa? Planım uyudu ama tabii şimdi bu kılıkta olmaz. Zabani giderken para bırakmadın diye çok sinirlendim. Sayısal lotocu da veresiyeyi kesti. Bilirim. Deve kili vardı o sende. Ya tabii ya, deve ya. Bir türlü aklıma gelmedi be. Şimdi izin verirsen yemeği hazırlayabilir miyim? Kakılmış. Bu kılıkta pek rahat edemezsin. İstersen yemeği ben hazırlayayım. Çok sevinirim. Siz şöyle, sen otur şuraya. Televizyon seyret, çekirdeğini çiple. Bir şey rica edebilir miyim? Buyur. Televizyonu açar mısınız? Tabii. Hangi kanalı seyretmek istiyor? Sen kumandayı bana ver, ben kendim seçerim kanalımı. Korktunuz mu? Sizin evden gürültü patırtı gelmedi kız. Kız ne gürültüsü be? Adam yanıma bile mi yaklaşıyor? Sen ne diyorsun be? Yeri yeri içeride anlatıyorsun. Merak ben de biliyorum. Valla o kız der gelip yaşardım ama meğerse o da böyle şeyler hissedebiliyormuş. Ben dedim aslında formül çok basit. Fark yaratmak. Eskiden eşittiniz ve sana vurma gücünü kendinde hissediyordu. Hmm. Ama şimdi seni böyle değişmiş görünce karşısında sana vurma gücü kalmadı, kendini ezik hissetti. Kız ne güzel, neler oldu hele bir anlatsana. Kız bak, önce Diandun'u rüyadaymış gibi zannettim. Eli her zaman rüya görüp görmediğini anlamak için hep beni cindiklerdi. Bu sefer ilk defa Diandun'u cindikledi. Ay ne güzel kız. Tabii seni böyle karşısında Türkan Şoray gibi görünce kakılmışa yaptıklarını ona yapabilir mi hiç? Kız beni lafa tutmayın, işe gideceğim ben bir. Hadi. Kakılmış abla akşama yine uğra. Başka kıyafetler de var. Sahi mi? Vallahi gelirim. Bu sefer onu daha da ezik hissettireceğim. Ezim ezim ezeceğim der onu. Kız siz de beni böyle yendiniz gibi rızkı yaptı. Ya bir şey. Thank you.
Alo Tenzel Bey. Alo Tenzel Bey'le mi konuşuyorsun? Numaranızı bir arkadaştan aldım da size bir şey danışacaktım Tenzel Bey. Ha, çok teşekkür ederim. Tenzel Bey, benim ailem çok değişti. Varım yani. Çok değişti. Ondan korkuyorum. Hatta dün akşam evden kaçıp bir arkadaşın kömürlüğünde zabaladım bu kış kıyamette. Çok korkuyorum Tenzel Bey. Sorun şu, kendimi ona yakıştıramıyorum. Bir tane anlatayım. Bak şimdi Tenzel Bey. Ben nasıl akıl edemedim daha bunu? Demek olay buymuş işte. Basit. Ben nasıl akıl edemedim? Akıl edemedim çünkü ben psikolog değilim. İşte şimdi eşitlendik. Mevzu eşit. Bakmış. Şimdi biraz sonra şu kapıdan içeri girince sana et ödüyümü kabul edin. 3 günden beri bana çektiğim hesabını vereceksin bakalım. Biraz sonra şu kapıdan içeri kül kedi sıkılığında bile girsen dayaktan toplamayacaksın. Çok şaşırdım. Neydi? Bokunun bastığını elinde alacaksın. Sen manda koşunu açtın ha. Yok manda değildi. Neydi lan o? Bağırma lan. Dayak yiyeceksin. Bağırma. Kulak buna. Ulan ben buradayım lan. Buradasın tabii. Anahtarımın altındasın. Tam burada. Buradayım. Allah. Bu şey. Belki bu yoyun lan. Ağız. Kusura bakmayın. Keşke karşınıza taş düşebilir, ayı çıkabilir deseydim. Sen kimsin beni? Vurun ağzını. Vurun ağzını. Bu ne vahşi? Bu ne? Ünlü iş adamı Şefik Kostak'ın hayırsever eşi Jale Kostak bu akşam alçakça bir saldırıya uğradı. Yardım için gittiği semtte itilmiş adında bir manyak tarafından dövülen Jale Kostak hastanede tedavi görüyor. Alo bakkal mı? Bir sipariş verecektim de. Bir dakika. Şu anda emniyette sorgusu süren itilmiş, sorgusu tamamlandıktan sonra cezaevine gönderilecek. Şey, 2 kilo çekirdek daha istiyordum. Bir dakika. Bir açıklama yapan Jale Kostak olayın peşini bırakmayacağını, İtilmiş adındaki haydutu hapislerde süründüreceğini söyledi. Çekirdekle 4 kilo oldu. Hemen arıyorum. Ya peynir değil, tuz peynir dedim. Çocuk zeytin istemiş. Çocuk zeytin, evet. Boncuk kuzucuk istediğimi kaç kere söyledim. Benim kavurma oldu, kavurma bekliyorum iki tane. Benim siparişlerimi verir misiniz? Vaktim yok. Bir dakika hanımlar beyler ya, Değerli veli nimetlerim. Bakın insanlar ekmek bulamıyor, siz katık veremiyorsunuz. Sucuğu bulmuşsunuz, boncuklusunu arıyorsunuz. Boncuk ya yapmayın ha. Vereceğim o bize. Bir de konuşuyor. Her şeyi birbirine karıştırdı. Tamam haklısınız. Zaten belli hizmetimiz, müşterimiz her zaman haklıdır ama siz de bana birazcık hak verin ya. Yani tek başıma herkesten tek tek ilgilenemiyorum ki. Olmaz ki ama niye bir çırak tutmuyorsun? Ya tutuyorum hanımefendi, kaçıyor. Kuşlayın ki kafese kapatasın. Bakın ne diyeceğim. En iyisi siz şu poşetleri alın, dışarı çıkın, kozlarınızı orada paylaşın. Herkes hayalindeki çizikli zeytine ve gönlünde yatan tam yağlı peynirine kapsın. Ne diyor bu ya? Saçmalıyor işte. Deli midir nedir? Kafayı yemiş bu ya. Ama siz böyle yaparsanız ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Biraz anlayışlı olun. Üzüntüme saygı gösterin. Bu yaslı günümde üzerime gelmeyin canım. Ne üzüntüsü? Biri mi öldü yoksa? Maalesef. Daha 40'ı bile yeni çıktı. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kimdi merhum? Aileden değil mi? Yes. Aileden. Kraliyet ailesinin eski bir mensubu. Belaht Prens'in annesi. Hepimizin sevdiği biricik dostu, arkadaşı, sevgili dayanası. Ya ne güzel insandı değil mi rahmetli? Çok vakitsiz gitti çok. Çok acısı hala şuramı dağılıyor. Benim de.
Tam unutur gibi oluyorum. Sonra yine hatırlayıp ağlıyorum. Benim de rüyalarıma giriyor. Ben en çok o iki yetime acıyorum. Yok öyle demeyin. Onlar için hayat devam ediyor. Ama sevgili dayanacığım bir daha geri gelmeyecek. Ah, o mavi gözleri gözümün önünden gitmiyor. Her o gülüşü nasıl gülerdi böyle aynen. Ah, ah. Arkadaşlar yeter. Şu Ayıp Bey'i bir de biz üzmeyelim. Herkes parasını versin, dışarıda paketleri paylaşalım. Tamam. Ne oluyor böyle şu ay? Dükkanın önüne bir yığın insan toplanmış. Ellerindeki poşetleri birbirlerine veriyorlar ve sanki dünyanın en hüzünlü işini yapıyorlarmış gibi de ağlaşıyorlar. Ne yaptın onlara? Şükretsinler ki sadece Dayana'dan bahsettim. Bir de din kardeşimiz Dodi'nin acısını tazeleseydim görürlerdi. Saçmalamayı kes Şuayb. Boya bitti. Yanlış yere geldin boyalı kuşum. Burada boya satsaydı camda şarküteri değil boya küteri yazardı. Neler saçmalıyorsun sen de? Yandaki dükkanın boyası bitti diyorum. Ha öyle söylesene. Bak ne diyorum biliyor musun? Şu yanımızdaki aramızdaki duvarı atsak salon salamanca kocaman bir şarküteri dükkanımız olsa. Benim daha iyi bir fikrim var. Bir makapla senin şu kalın kafana bir delik açalım, beynine daha fazla oksijen gitsin. Sana kaç defa söyledim, orasını tuhafiyeci dükkanı yapacağım diye. Ama epek kurdelem, sen de bu tuhaf fikirlerden bir türlü vazgeçmedin. Orası tuhafiyeci olacak, işte o kadar. Eyvünle bir peket. Ama efendim. Bu memlekette tuhaflıktan geçilmezken bir de bunun dükkanını açmak daha tuhaf olmaz mı? Gel vazgeç bu sevdadan. Boş boş konuşma Şuayb. Bir peket yiyorlar. Bak beni engellemeye kalkma. Kafama koydun iş kadını olacağım. Sen zaten iş kadınısın hayatım. Bırak senin işlerine de ben ilgileneyim. O dükkanda kiraya verelim olsun bitsin. Bir peket yiyorlar dedim. Hayır olmaz. Peki o zaman size zahmet olmasın ben kendim alırım. Bak, sen burada, ben gidişikte, bütün gün beraber oluruz. Ne güzel değil mi? Benim de korktuğum bu zaten. Ne dedin? Ben mi? Dedim ki, ben bir şey mi dedim? Tabii. Ben burada yakınında olunca, sen de burada rahat rahat fingirdeşemeyeceksin. Bütün mesele bu değil mi? Hayatım, ben her koşulda fingirdeşebilirim. Yani fingirdeşebilirim derken, teorik olarak. Pratikte asla böyle bir şey aklımdan bile geçmez. Hadi oradan daha ne günü unutmadım. Onu hangimiz unutabildik ki? Bahsetme canım o iffetsiz kadından. Hadi canım sen de onun için geberiyordun ama bir başkasını bulup da kaçıp gidince avucunu yaladın. Sen yanlış anlamışsın hayatım. Bütün suç Nilgün'deydi. Evli olduğumu bile bile sakız gibi gelip yapışıyordu. He vallahi hani var ya hepsi bir arada. Dişine de bakar, falına da. Sen karışma. Daha reklam arası vermedik. Senle sonra hesaplaşacağım. Ben ne ettim ki mecburiyet hanım? Döve döve Müşkül'ü köyüne yolladım. Kuru iftira. Müşkül eskere gitti. Affedersin ama Müşkül askerliğini yapmıştı. İhtiyata çağırmış olamazdı ama. Ulan senin yüzünden sağ kolumu kaybettim. Şimdi solak solak tek başıma çalışıyorum ben. Evet bak benim tuhafiyeci dükkanım için alışverişe çıkmamız lazım. Ama şu ayıp benimle gelemiyor. Dükkana kim bakacak? Değil mi ama fırfırım. Şimdi ben de seninle gelmek isterim ama dükkan boş bırakılmaz ki. Bak gördün mü iş açtım başımıza. Ya tamam ya tamam. Hata ettim kabul. Ama hatamı telafi edebilirim. Yani eleman sıkıntımızı giderebilirim. Ne yani benim yanımda mı çalışacaksın? Canım hata ettim dediysem kulek cezasını da hak etmedim. Bakılmış işten çıktıktan sonra gelip buraya iki saat çalışıyor. Size de faydası olur bana da. Ayol zaten kadın bütün gün çalışıyor. Ölüyor yorgunluktan. Bir de akşam burada mı çalıştıracaksın? Ne insafsız adamsın be? Değil mi ama? Sen de vazgeç bu sevdadan. Erkek dururken kadın çalışır mı? Sen de bu tuhafiye işinden vazgeç. Çıt çıtım. Bana ben bak. Çalışır ikimize de bakarım. Bana bak Şuayb, zevzekliği bırak. Hadi yürü alışverişe gidiyoruz.
Biz dönene kadar itilmiş bu dükkana bakar. Öyle değil mi itilmiş? Artık bu kadarını becerirsin herhalde. Bilmem ki ne desin. Kolay iş değil tabii ama ya yapacağız bir fedakarlık. Hadi yürü. Hadi yürü. Bana bak. Git git. Gözün arkada kalmasın. Kendi malım gibi bakarım ben bunlara. Gurbette yorgun düştün be Ceylan. Hasret tüketti. Bittin be Ceylan. Ha, sen miyicin kız ödümü patlattın. Allah canını almasın. Üzüm yer misin anneanne? İyi aklıma getirdin. Bak senin perdelerini üzüm deseni yapacağım. Bırak şimdi perdeleri. Üzüm istiyor musun? Evet evet çok güzel olacak. Üzüm anneanne üzüm. Evet evet salkım salkım üzüm. Etrafına da asma yaprağı desenleri. Of anneanne. Sen dantardan başka bir şey düşünmez misin? Bir yıldır şu masa örtüsüyle uğraşıyorsun. Sen perdeleri bitirene kadar ben çoktan evlenmiş, belki de boşanmış olurum. Sus kız nankör. Senin çeyizin için burada ben göz nuru döküyorum. Ay artık bir şey yapma. Her şeyi fazla yaptın. Başka hangi genç kızın çeyizinde dantelden örülmüş iç çamaşırları vardır? İstersen çamaşır sepeti de örerim sana. Niye örmeyeyim ki? Ha, bana bak, iyi ki hatırlattın. Bana bak, siz bu yeni eczaneyi ne zaman açıyorsunuz bakayım? Ha? Uygun bir boş dükkan bulur bulmaz. Pelin Hanım'la her tarafa bakıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz. Anneanne, bari sen bize dantel bir eczane ör. Bana bak, benim dantel ipliklerim de azaldı. İyi ki söyledin. Azalmasaydı örerdin değil mi? Bana bak, çıktığın zaman bana birkaç tane kuka al, tamam mı? Aman alayım alayım, yoksa ip krizine girersin. Ay seninki resmen bağımlılık. Ama demiyorum kızım, sağır mısın? İplik diyorum, kuka, iplik iplik, ne bağ canım, sağır mısın? Tam can ki işte, resmen dantelikolik. Elektrik süpürgesine bile dantel kılıf yapıyor ya. Duydum dediğini duydum. Hele sen bir evlen. Bak kocana da dantelden kılıf yapmazsam bana da tenten hanım demesinler. İlahi anneanne. Merhabalar. İyi günler. Sana da iyi günler. Rakı içmek için biraz erken saat değil mi? Geç bile kaldım. Bu dün akşamın rakısı. Ne? Beyefendi müşteriyle ilgiler misiniz? Öyle ya. Ne istiyordun sen? Peynir istiyorum. Peynir. Buyur al. Yalnız elinden alacağım. Bir tane çatalda. Öyle değil beyefendi. Ben bir kilo peynir istiyorum. 350 gram da dilli salam istiyorum. Dilli salam yok. Nasıl yok beyefendi? İşte görüyorum. Yok kalmadı. Beyefendi var. Bak ben görüyorum. Yok o dilsiz salam. Dilli salam kalmadı. Beyefendi dilli salam. Dilsiz aslanım dilsiz. İstesen kendisine soralım. Lan salam sen dilli misin lan? Bak cevap vermiyor görüyor musun? Demek ki dilsiz. Zaten uzatma. Bir bu kaldı bunu da ben akşam giderken eve götüreceğim. Ne biçim esnafsınız siz? Beğenemedin mi? Beğenemedim yani. Yani beğenemedin he? Çok acele ettin Sedef'i duymaz. Ne yani yangından tuhafiye malzemesi mi kaçırıyorsun? Sipariş verseydik 2 gün sonra getirirlerdi. Ya bana bak kesesine. Hayır getirmeseler de bu iş olmuyor derdik. Tuhafiye işinden vazgeçerdik. Bana bak şu ay beni gene sinirlendiriyorsun. Ne olur lan burada? Niye dövdün lan adamı? Biz müşteriyi sokaktan bulduk lan. Sen burada olsan ta fena yapardın be Şahit Bey. Hak ettin. Lo be, sen dükkanda içki mi içiyorsun yoksa? Daha neler, mecburiyet hanım. Ben hiç içki içer miyim? Ona ana diyordum ya. Herif geldi, oradan bir ırakı istedi. Şunu istedi, bunu istedi. Bir sürü meze istedi. Ben de verdim, demlenmeye başladım. Bu anlattıklarına pek inanasım gelmiyor ama. Haklısınız. Evvela ben de kulaklarıma inanamadım. Ama adam ben Şahit Bey'in çok yakınıyım dedi. Yakınıyım deyince ne istediyse verdim tabii. Herif yedikçe yedi, yedikçe yedi, içtikçe içti. Kafayı bulunca da başladı sağa sola saldırmaya, küfür etmeye başladı. Sana bile soğudu Şahit Bey. Bayağı şolaşık bay. Bravo. Ben de bak şolaşık de dedi buna. Ben de patronuma soğudum ben de. Şahit nereden senin patronun oluyormuş? Canım ya olursa yani burada çalışırsam belki diye düşündüm. Aslında olmayacak bir şey değil tabii. Tamam kabul ediyorum burada çalışabilirim Şahit Bey. Neyse canım cana gelen mala gelsin. Bravo Şahit Bey. Ya, yaman adamsın ve selam.
İşte böyle adam olduğun için senin yanında çalışmayı kabul ediyorum. Alo, buyurun Şuayb şarküteri. Ha, Harun sen misin? Ha, nasılsın? Hey, iyi. Zarreti mi aradın evden? He, Zarret evde değil. Zarret burada. Ha, ne var ne yok? He, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Tamam, veriyorum. Sonra görüşürüz. Alo? Ah canım, sen misin? Ya. Ha. Peki, yetişmeye çalışırım. Herkesi öp benim için. Güle güle. Güle güle. Hayrola? Kötü bir haber mi var? Bir Harun'un sünneti eksikti. Ah, 40 yaşına gelmiş adam hala sünnet olmamış mı? Delirtme beni Şuayb. Kendisi değil, oğlunu sünnet ettiriyor. Yarın muhakkak gitmem lazım. Ah, tüh bak. Aksilik işte. Yani tam da tuhafiyecilik işine soyulmuşken. Evet. Aksiliğe bak. Ama Harun da senin kardeşin sayılır. Yani gitmemek de olmaz değil mi? Hem bu sünnet işi, yani biz aksiliğe mahal vermemek lazım. Tehlikeli bir iş yani, en ufacık bir yanlış kesimde Allah korusun. Yani Türkiye'de binlerce çocuk bu şekilde telef oluyor, sakat kalıyor. Ay, öyle konuşma Şuayb Allah aşkına. Şimdi dükkan ne olacak? Sen dükkanı merak etme gümüş komşum. Ben ilgilenirim. Sen gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Hatta bak ne diyeceğim biliyor musun? Hazır oralara kadar gitmişken şöyle Ege bölgemizin turistik yerlerini bir gezsem diyorum. Şöyle Çeşme'ye, Fethiye'ye, Didim'e, Bodrum'a, Söke'ye bir gidip hepsini söküp gelsem. Bir daha nerede böyle bir fırsatı bulacaksın hayal? Nerede bu ayakkabılar ya? Pelin abla da bekliyor. Anneanne! Yeni ayakkabılarımı gördün mü? Şemsiyeni almayı unutma. Öf anneanne, bırak şimdi şemsiyeyi. O elindeki ne öyle? Arzu dün gece hiç uyuyamadım. Uyku tutmadı, ben de oturdum senin ayakkabılarına bir güzel kılıf ördüm. Ay anneanne. Nasıl? Şşt, güzel olmuş mu? Geç abi. Alemsin anneanne valla. Aa, insan bir teşekkür eder ha. Bana bak Şuayb, yokluğumu fırsat bilip burada bir haltlar karıştırmaya kalkma. Çok kötü olur sonra. Ne gibi haltlar karıcı? Kadınlardan uzak dur. Yani bu senin yaptığına, eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürmek denir hayatın. Hem ben senin güvenini ne zaman kötüye kullandım ya? Hepsini saymaya kalksam uçağımı kaçırırım. Ayağını denk al ona göre. Hem birini bul şu dükkanı temizlet. Camları filan sildir. Ben döner dönmez tuhafiyenin açılışını yapacağım. Ha, tabii mi hayatım, merak etme. Sen müşteri bana bırak. Ha, bütün müşteri geldi. Gel oğlum. Gel yengenle ilgilen, bavulunu al. Bir taksi çağır hemen. Havaalanına yetişecek. Hadi maaş hadi. Maaş üstüne patırır. Bana bak itilmiş. Ben iki günlüğüne İzmir'e gidiyorum. Benim yokluğumda Şuayb Bey'e göz kulak ol. Hangi bakımdan? Ah, anladım. Azmasın değil. Ne diyorsun lan? Ben gelince rapor verirsin bana, olur mu? Sen merak etme mecburiyet hanım. Ben dişi sineğe bile baktım onuna. Çok iyi. Ha? Anlayamadım. Ha! Hay Allah, ben de kas kafa. Ben de yanında bir şey var sandım. Hadi güle güle, bak uçağı kaçırıyorsunuz ha. Hadi güle güle, güle güle. Güle güle hayatım. Güle güle. Ne aç gözlüm Alsay. 8 aylık kirayı peşin istiyor. Olmaz ki böyle. Arzucuğum, adamcağız haklı. O da aile geçindiriyor. O da çocuk okutuyor. Belki annesi hasta. Belki karısına silikon taktırıyor. Bu gidişle eczane için dükkan bulamayacağız Pelin abla. Sen hiç moralini bozma Arzucuğum, buluruz. İçimde çok güzel bir his var. Ya. Ararız tararız buluruz. Hadi yine iyisin patron. Meydan sana kaldı hadi.
Neydi o dişi sineğe bile baktırmam lafları? Sen burada patronun kim olduğunu bilmiyorsun galiba. Bilmez olur muyum? Patron biliyorsun tabii. Patron sensin. Ama asıl büyük patron Mecburiyet Hanım. Ben o lafları senin iyiliğin için söyledim. Yoksa eşek değilim tabii. Ben de laftan haldan anırım. Seni ele verecek değilim. Güzel. Bu liberal yaklaşımını beğendim. Ha, bırakınız yapsınlar. Bırakınız geçsinler. Tabii karşılığını ödemek şartıyla. Fırsatçı çırak. Ulan daha ortada fol yok. Yumurtanın akıyla sarısı birbirine kavuşmamış. Benden şantajla para sızdırıyorsun be. Niye öyle diyorsun Şuayb Bey ya? Piyasa ekonomisinde her şeyin bir bedeli var. Bu da sessizliğin bedeli. Neyse lan neyse. Ben biraz dışarıda oturayım. Sonbahar güneşi karizmam üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Ha, keyfine bak Şahin Bey. Artık ne de olsa benim gibi bir çırağın var. Etim senin, kemiğim de senin. Alo, Akçabahçe Temizlik Şirketi mi? Ben Deniz Akçı Himmet. Ha? Bizim hanımefendi adını arıyorsun. Bir temizlikçi hanım rica ediyoruz. Ha? Ama hanımefendi çok titizdi. Öyle herkes olmaz. Bir Ceyda Hanım varsa o olabilir. Ha? Yani biz bu Ceyda Hanım'ın metini çok duyduk da boyu bozu endamı değil de marifetlerini duyduk. Çok becerikliymiş. Yani bal döküp yalayacak temizlediği yerler ha. Ben aynı zamanda kahya oluyorum da. Ha? Ha? Ne demek meşgul canım? Parasıyla değil mi? Çit yoğum ye veriyor. He? Nerede çalışırsa bulup gönderin. Çitiyorum ya dedim. Bir dakika. Hanımefendi üçüyorum ya diye. Derhal gönderin. Nereye mi? Ya ben bunu hiç düşünmediydim. Bizim eve de çağıramayın ki. Ha! Yazın. Adreseyi veriyorum. Bize göre Pelin abla. Sahibi nerede acaba? Şu beyefendiye bir soralım. Affedersiniz. Affedersin bir daha yaparsın bebeğim. Ama yap. Bence bir sakıncası yok. Beyefendi rahatsız etti. Rahatsız eder tabii. Baksana lastik ne kadar da sıkmış. Kavun çalmışım ben. Biraz gevşeteyim de rahatla. Bak nasıl da iz yapmış lastik. Öpeyim de geçsin. Ay bu adam neler diyor Pelin abla. Sayıklıyorum. Yaz. Uyandırmıyor. Gel başkasına sorarız. Ne oluyor be? Basıldık mı gene? Rüya Hanım. Yani rüyalarımdaki kadın. Rüyalarımın kadını. Sanırım çok ilginç bir rüya görüyordunuz. Evet. Niye şaşırdınız? Bilmeniz gerekir. Siz de oradaydınız. Ben mi? İster inanın, ister inanmayın. Az önce rüyamda sizi görüyordum. Sonra gözlerimi bir açtım. Karşımda yine siz. Hayırdır inşallah. Biz rüyandaki dükkanın sahibini tanıyor musunuz diye soracaktım. Siz. Tanıyorum. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Hatta her aynaya baktığımda onu görüyorum. Yani orası sizin mi? Si,
Niye sordunuz? Bakın beyefendi, bu dükkan tam bizim aradığımız gibi bir dükkan. Hayır. Artık aramıyorsunuz. Aramanıza gerek kalmadı çünkü buldunuz. Beyefendi, ben eczacıyım. Zaten orası eczaneci olarak düşünüldü. Başka bir şey olmaz. Mesela tuhafiyeci falan kesinlikle olmaz. Bu harika bir şey Pelin abla. Ben sana ne dedim? Bugün bulacağız dememiş miydik? İçime doğmuştu. İşte bu bir işaret. Nasıl yani? Rüyamda sizi görüyorum. Gözlerimi açınca yine karşıma siz çıkıyorsunuz. Daha sonra bir dakika geçmeden bu sefer sizin içinize doğan şeyler gerçek oluyor. Adınız neydi? Pelin. Al sana, buyurun bir işaret daha. Yok yok, sizinle iyi anlaşacağız bir can. Niye? Pelin isminin sizce özel bir anlamı mı var? Elbette var. Mesela adınız Pelin değil de Rıza olsaydı aynı şeyi söyleyemeyecektim. Ben size dükkanı gezdireyim. Buyurun, şöyle buyurun. Aha, bir dakika. Ütülmüş. Ulan dükkana bak, ben geliyorum. Herhalde depoda. Buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Nereye koydun lan be? Hay Allah'ım, nereye koydun? Ah! Bakın, bu da bir işaret. Buyurun, buyurun, buyurun. Ah! Ah, şahin. Bu da bir işaret. Değil mi? İşaret. Buyurun, buyurun. Allah'ım. Şöyle buyurun. Şöyle. Ben size yerleri gezdim. Şurası şey oluyor. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Dikkat edin. Ha, evet, değil mi? Burası sahiden çok güzel, gerçekten öyle. Tam aradığım gibi bir dükkan. İnşallah kirası çok yüksek değildir. Aşk olsun Pelin Hanım. Yani Ferhat Şirin için dağları dermiş. Ben sizin için yüksek bir kirayı alçaltmaz mıyım? Yani diyorum ki, isterseniz benim şarküteriye gidelim. Birer soğuk cüz içerken sıcak sohbetler edelim. Yani detayları konuşalım. Tamam. Buyurun, buyurun. Tamam. Peşin peşin söyleyeyim, peşinat falan istemiyorum. Aa, bu harika bir şey. Peki kirası ne kadar? 50 milyon desem mi? 50 milyon mu? Hem desem mi dedim, olur mu? Hem 40 daha güzel bir sayı değil mi? Hem geleneklerimizde de var. Mesela 40'ı çıkmak. Sonra 40'lara karışmak. 40 gün 40 gece düğün yapmak. 40 gün 40'ının da kulpu 40 gün. 40 haramiler. Ya ya evet. 40 milyon diyorum. Hayır, siz yanlış anladınız. Ben diyeceğim. Yoksa onun adı 35 haramiler miydi? Tamam tamam. 35 olsun. Şahit Bey. Ben demek istiyorum ki bu kira tam tersine çok ucuz. Siz ucuz görmemişsiniz. Mesela 30 milyon olsaydı ucuz olurdu. Düşünecek olursak niye 30 milyon olmasın? Bir kere 3 ile başlıyor. Allah'ın aklı 3'tür değil mi? Sonra benim için bazı üçgenleri çağrıştırdığı için uğurlu sayıdır. Evet evet. 30 diyorum bak, son bu olur. 30 milyon. Ama bu bedava sayılır. Yok canım, o kadar da değil. Şimdi bedava verirsem el alem ne der değil mi? Evet, ben şimdi burayı imzalıyorum. Buyurun siz de imzalayın bu güzel birlikteliğe. Bir resmiyet kazandıralım. Vallahi ne bileyim, ben ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Hayırlı uğurlu olsun değil yeter. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Çok affedersiniz. Bu ne ya? Hayırlı. Bizim çoluk çocuğun işi neyse, nereden bulmuşlar bunu? Evet, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Tarihin böyle inanılmaz bir şey değil. Gerçekten öyle, sağ olun. Aslında ben her zaman bu kadar talihli değilimdir. Ama bir rüya gördüm dedim ya, bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ne zaman yerleşmeyi düşünüyorsunuz? Şu Ayıp Bey, elime bırakırsanız gidip eşyalarımı getireceğim. Dalgınlığımı bağışlayın. Sizi ve elinizi kapıya kadar getireyim, buyurun. Yapabileceğim bir yardım olursa çekinmeyin, söyleyin. Yani beni mal sahibiniz gibi değil, malınız olarak düşünün. Şuayb Bey, hem çok iyisiniz hem de çok şakacısınız. Sağ olun. Umarım ileride daha başka özelliklerimi de öğrenirsiniz. İnşallah. Güle güle. Güle güle. Vallahi şeytan diye var bende. Tabii ya. Öyle olmasa Pelin Hanım dükkanı hemen kiralar mıydı? Bravo bana. Hem tuhafiyeci olma potansiyeline sahip dükkanı eczaneciye çevirdim. Hem de dünya güzeli bir kiracı sahibi oldum.
Gerçi olayda Zarvet adında küçük bir gölge var ama neyse canım, böyle ufak tefek şeyleri zamanı gelince düşünürüz. Ya bizim çırak nerede lan? Cici geri geldi hanım teyze. Siparişlerin geldi. Kız niye öyle bağırırsın? Abi sessiz ulasın. İşte. Buraya bir hastalar gelip gidiyor. Vaa ne bağırırsın? Lan şu karnın işaretinden de mi anlamışsın? Abi ve bir hata yapmışsın işte. Bunu da buraya koyalım bakalım. Valla cennet bahçesi gibi olmuştur o. Buraya gelip giden meczupların ruhu şenlenecektir, içi açılacaktır, tezlerden şifa bulacaklardır ha. Sen ne bekliyorsun? Parmağın mı kaşınır? Doktor hanım ele illetlere bakmış. Abi değil idin, ben arpamı isterim. Arpa mı, ne arpası istersin? Sen tavuk musun, sen davar mısın? Paramı isterim, çiçeklerin parasını. Bu milletin de derdi para olmuştur ha. Kimse yaralı parmağa bedavadan işemez. Abi bu kesmez. Bari bir teknik daha ver. Daha bir beş kuruş istesen gelmeyin. Çağır gelsin jandarma. Jandarmayı polisine karıştırırsın güzel adam. Kesede bereket. Çiçek lazım olduğunda her daim gelirim. Tamam bu kadar kafidir. Yetişir tamam. Ben geldim Halit Ana. Nerede kalmışsın miski? Sabah beri seni beklerim da. Ancak bitmiştir Halit Ana. Ver bakalım. Vay. Güzel olmuştur. Elen kolan dert görmesin çağa. Çok güzel olmuştur. Sen bu baba yiğidi tanır mısın mı? Görmüş müsün? Bilmiyorum ki. Sivas'ı pek yabancı gelmez bana ama bu Sibel'in dizisinde oynayan kıl kuyruk mu yoksa? Ama çerçeveyi başan geçirtirim ha. Sen benim oğluma kim olur da kıl kuyruk dersin? Abi oğlu bu bu. Vurduk baltayı taşa pek de yakışıklıymış. Maşallah Allah nazardan saklasın. Bana bak. Oğlumun cemaline niye öyle tükürsün? Canına tükürürüm ha. Oğlum sana borcum nedir benim? Boş ver be Halit Ana. Para mara istemez. Bu da benden olsun. Bak insanlık ölmemiştir. Görürsün değil mi? Göresin utanasın birazcık o. Oğlum o zaman ben de sana. O bu güzel karıyı verin. Sağ ol. Burada. Abi pek de yakıştı. Öbürü de güzel oldu Allah canımı alsın. Ali bana eyvallah. Bak ne diyeceğim. İyi günler Halit Ana. Gözünüzü dört açın. Bu herifi görürseniz. Ana seni Ali deyin o. Hadi güle güle. Uçkır düşkünü sıpa. Hiç ananı merak etmedin değil mi? Oğlu. Güzel kim bilir neredesin oğlum? Necesin oğlum? Ana seni çok özledi oğlum. Doktor hanım kızma, dağıtlama Halit Hanım. Şu odanın haline bak, derhal toplamalıyız. Size de yaranımdır. Ne yapsam kura geçmiş. Ne eyledi siz? Çiçekleri sevir misiniz? Ay çiçek severiz sevmesin ama paslı tenekeler falan. Ay inanmıyorum. Bu resmi buradan hemen indirmemiz lazım. Oğlumun tasvirine dokunmayasın, bak fena yaparım o. O zaman siz kendiniz indirin, buyurun. İndirmirim. Ne edeceksin? Çağır gelsin jandarma. Yapmayın lütfen, buraya hiç yakışıyor mu ama? Sen benim oğluma yakışıksız mıydın? Hayır öyle bir şey demedim, oğlunuz çok yakışıklı ama buraya yakışmıyor. Çevir kazı yanmasın. Ay. Oğlunuzda garip bir karizma var. Burnunda kızma. Ne dersin kız sen? Yani biz oğlunuzu çok beğen. Oğlumu beğenmiş misin mi? İster misin seni ona alam? Ben de seni beğenmişim. Ne? Seni ona alam derim. Sağır mısın? Duymuyor musun mi? Olur mu hiç? Bak efendim. Hem güzelsin hem mahcupsin. Oğlumu bulur bulmaz seni ona everem. 40 gün 40 gece düğüne de. Ben sözlüyüm, olmaz. Kendini beğenmiş surka. Ben de seni beğenmemişim. Mahsus seni denemişim. Benim oğlum dünya güzellerine layıktır.
Hem yakşidir hem yiğittir. Sana kalmamıştır elbet. Bence de. Ben temizlik yaparken aha bu gerdanlığı bulmuşum. Senin midir? Gerdanlık bu. Ne gerdanlığı? Sarkaç bu. He? Bu iz? Şermin Hanım bunu hipnoz yaparken kullanıyor. Hipnoz nedir bilir misin? He, bilirim. Bizim köyde çok olur. 3 günlük tuğuk cücüğüdür. Hastaları uyutma metodu. He, nasıl uyutursunuz? Bundan kafasına mı buyurursunuz? Gel otur, ben sana göstereyim. Otur hadi. Uyutirler mi? Vah. Bak şimdi. Rahatla. He. Bakıyorum. E bakayım. Gözlerini kapıyorsun. Göz kapaklarına ağırlık. Uykun geliyor. Uyumayın. Uyuyorsun. Uyumayın. Sen kimsin ki beni uyutacaksın? Vah. Uyuyorsun. Dalıyorsun. Dalmayayım. Uyumayayım. Uyumayayım dedim. Uyumayayım. Bende uyuyacak göz var mıdır ki? Uyuyorsun. Uyumayayım. Uyuyorsun. Uyumayayım. Halide teyze, beni duyuyor musun? He, duyuyorum. Sağır değilim elbet. Ezan okunmuştur. Birazdan kalkarım. Ben kimim? Sen Hacer'sin. Büyük oğlumun arvadısın. Lakin tembel, pis bir fışkısın. Sallamayasın. Gidip davarları salasın. Tuğukları yemliyesin. Eşeği avlaya salasın. Halide teyze. Ben giderim. İstanbul'a giderim. Tahir'imi bulmaya giderim. Canımın yongasını bulacağım. Bağrıma basacağım. Halide teyze. Tahir'imi isteyeyim. Halide teyze uyan. Halide teyze. Ha, kendine gel. Ya gördün mü? Sen kimsin ki beni uyutacaksın? Ha, uyumayayım dedim, uyumamışım. Gördün mü? Ben belki miyim ayakta uyuyacağım? Suyka. Hatice teyze, sen de geldin mi bizimle yemeğe? Ben de söyledim ama çok inatçı. Yok, siz gidin. Benim azığım vardır. Ama ne olur şu çiçekleri arkaya taşı. Bir de şu resmi duvardan indir. Bütün hastalarım merak et, onun bana kim olduğunu soruyorlar. Sorsunlar. Bilmemek ayıp değildir, örgenmemek ayıptır. Sen de diyesin, bu karının oğludur diyesin. 15 yıldır görmemiştir diyesin. Görenlerin insaniyet namına haber vermeleri rica olunur diyesin. Ne olur? Günah mıdır? Suç mıdır? Hadi hoşça kal. Biz bir saate kadar döneriz. Hadi. He, hadi selametle git. Oğul, keşke senden burada olaydın oğul. Şu ekmeği senden bölüşeydik. Aç mısın, tok musun, nicesin, iyi misin, hoş musun? Sensiz ha bu soğanın cücüğü bile boğazımdan geçmiyor ama. Ne vardı? Merhaba. Şermin Hanım'ı görecektim. Öğlen paydosudur. Kapalıyık. Biliyorum. Randevusuz geldim ama onu mutlaka görmem lazım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Burada bekleyebilir miyim? He, elbet burada bekleyebilirsin. Kenefte bekleyecek değilsin. He, burası bekleme salonudur. Aç mısın? Yok teyze, sağ ol. Peki senin zorun nedir? He? O değil, efendim diyeceksin. Yani senin kafandaki şey nedir? Deli misin? Zır deli misin? Zır zır deli misin? Hınzır deli misin? Bak yavrum, evlerden ırak tutasın yavrum, dağlara taşlara suratıma ele boş boş bakır. Peki yavrum,
Peki sen buraya kaç zamandır ele gelip gidirsin? Şermin Hanım geçen yıl tedavi etti beni. Epeydir iyiydim ama galiba yine depresyona giriyorum. Nereye girirsin nere? Depresyona. Hiç iyi değilim. İştahım kesildi. Uyku uyuyamıyorum. Ulan bir saattir niye öyle demişsin he? Atmasyon laflar edip durursun. Demek uykun gelmiyor he? He. O zaman geç içeri yavrum. İçerim. He? Niye? İyileşmek istemin misin mi? Tamam da Şermin Hanım'ı beklesin. Tamam içeride bekliyorsun oğlum. Geç içeri büyük sözü dinliyorsun. Daha geç içeride bekle. Geç geç. He. Şimdi oğlum, aha buraya dikkatlice bakasın, böyle rahatlayasın, farz edesin ki pambuk gibi bulutların üstündesin, için çekili, uykun geli, gözlerin kapanır. Kendini rahat bırakırsın. He, kim demiş uyuyamaz diye. Aha, bebeler gibi uyuyun. Mışıl mışıl uyuyun. Oğluma da ne çok benzersin. Lori lori, berhi lori, küçüğüm lori, kuzumum lori. Ne yapıyorsun Hazreti teyze? Sana. Üç gündür uyumamıştır yavrucak, ne bağırırsın? Olamaz, gözlerime inanamıyorum. Ve onu siz mi uyuttunuz? He, ben uyuttum. Geldiniz bir çuval inciri ettiniz. Merhaba doktor hanım. Merhaba. Lütfen dışarıda bekler misiniz Harun Bey? Peki. De. Bak Hati teyze, seni kardeşimin hakkı için aldım. Ama hastalarımı kötü etkiliyorsun. He, ne edeceksin? Beni mi dökeceksin? Mektep medrese görmüşsün ama terbiyeden nasibini almamışsın. Onun yaşındaki karıya bağırırsın o. Bağırmıyorum. Ama hastalarımı kötü etkiliyorsun. Böyle giderse burada kalamaz. He, kalamazsam kalamam. Ha, madem iyiliğe geç bir, ben de giderim. Kardeşin hatırına gelmiştim. Aha, giderim. Size de iyilik yaramır. Ne yapsam kura geçmiyor. Aha ben de gidelim, bağlasanız da durmayacağım. Böyle buyurun. Ben mi? Niye? Nasıl niye? Beni görmek için gelmediniz mi? Evet ama artık hiç gerek kalmadı. Ben çok iyiyim. Görmüş müsünüz mi Şermin Hanım? Bak günahımı almışsınız ha. Kim hastayı kötü edirmiş? Gerçekten kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Yardımcınız bir mucize yarattı. Buyurun. İşte bu da vizite ücretiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ ol teyze, güle sağ ol. Güle güle, sağ olasın. Bu sizin hakkınız Şermin Hanım. İşçiliği ben yapmışım, lakin dükkan sizindir. Bu da sizin hakkınızdır ha. Hadi kalın, sağlıcakla. Sahiden gidiyor galiba. Oh, sonunda kurtulduk. He, gelmişim diye bayram yapıyorsunuz, öyle mi? Hiç boşuna sevinmeyesiniz ha. Oğlumun tasvirini unutmuşum, alıp gideceğim. Ben de size bay gitmeyeyim. Yürüyün hacım. Allah aşkına yavaş söyle, aklımda tutamıyorum. Selvi, bak söyle bu kadına. Bugüne kadar yavaş yavaş ben ona neler söyledim, hangisini aklımda tuttun ki? Babaanneciğim ders çalışıyorum. Dersine biraz ara ver, teneffüs. Tamam canım, sonra limonun kabuğunu ince ince rendeleyeceğim. Evet. Selvi, bak gene söyle bu kadına, öyle Neriman söylediğini papağan gibi tekrarlamasın. Ya bu kadının söylediklerini ben bile buradan anlıyorum ya. Sonra da bir tencereye şekerle beraber koyup kaynatacağım. Selvi, bak gene söyle bu kadına, kulaktan dolma bilgilerle yemek yapıp beni zehirlemeyi düşünüyorsa vazgeçsin. Ben bugün bakkal Hasan'ın getireceği kaşar ekmekle karnımı doyuracağım ha. Ay Sürahiye Hanım, Allah aşkına susar mısın? Kadının dediğini anlamıyorum. Selvi, gene söyle bu kadına. Kulağı iyi işitmiyorsa suç bende mi ya? Ha. Tamam Neriman'cığım, ben seni sonra ararım hayatım. Aşk olsun Sürahiye Hanım. Sevdin diye o limonlu keki tarifini alıyordum ama dinletmedin ki.
Al sana bir kaya. Nereye dayaksan daya. Ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın Sürahi Hanım? Allah Allah. Kim bu saatte acaba? Ben açayım anne. Yok kızım, otur sen dersine çalış. Ben açarım. Beğendin mi yaptığını babaanne? Ne güzel limonlu kek yiyecektik akşam. Kerefis bitti be! Duymadın mı? Zil çaldı! Hadi derse! Zırrrrr! Allah Allah! Bu madramaz benim en sevdiğim kek olduğunu öğrenince telefonu küt diye kapattı! Gel Berna'cığım, gel hayatım, hoş geldin. Teşekkür ederim. Günaydın Sürahi Hanım. Günaydın. Günaydın Selvi'cim. Günaydın. Ah Zehra'cığım, senden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. Biz birkaç günlüğüne seyahate çıkıyoruz da. Ha canım. Bu kuşu ne yapacağımızı şaşırdık. Rica etsem birkaç gün bakabilir misin? Aa tabii Berna'cığım. Tabii sen keyfine bak, komşuyuz burçunun şurasında. Komşuluk bugün de belli canım, olur. Çok canım. Teşekkür ederim. Berna kızım, zaten evde yeterince mahlukat var. Bir de bunu başımıza salma. Biz haşerata falan bakamayız. Aman canım, zor bir tarafı yok ki Sürahi Hanım. Zaten yemi ve suyu hazır. Size sadece karşısına geçip bakmak düşüyor. Ay çok şeker değil mi anne? Ah Zehra'cığım çok teşekkür ederim. Rica hayatım. Ederim hayatım, rica ederim. Ben döner dönmez hemen alırım. Oldu canım. Hoşçakalın, sağ olun. Sen keyfine bak hayatım, eğlenmene bak, babanla bak bakmadın. Bakacakmış. Ya sen evinde kendi çocuklarına bakamıyorsun. Bir de bu haşerattan bakacaksın. Pah! Ama çok tatlı babaanne ya. Adın ne senin bakayım? Hasan. Bakkal Hasan. Uuu canım benim. Çok tatlı ya. Ay canım da canım. Maşallah sana. Şu rengin güzelliğine bak. Şey güzel yemyeşil. Anneciğim biliyorsun ki bunların en büyük özelliği konuşabilmesi. Biliyorum evladım, biliyorum kızım. Ona bakarsan bu kadın da konuşabiliyor ama ne işe yarıyor ki? Anneciğim saat geç olmuş, ben gidiyorum, geç kaldım. Evladım ben de çarşıya çıkacağım, beraber gidelim ha. Sürahi Hanım, rica etsem ben çarşıdayken şu kuşa biraz göz kulak olur musun? Bana mı soru bandınız bu mahrum kadın be? Ben aslında yaşlı bir kadınım. Benim kendime bakacak durumum yok canım. Bu pire torbasına bile ben mi bakacağım? Çok istiyorsanız yalnız da alıp götürürsünüz. Ay ay ay, yerim seni ben, yerim. Sen papağanı mı kıskandın? Gel bakayım sen. Ne kıskanacağım? Gel bakayım. Ama, papağanı kıskandı be. Ama ne kıskanacağım canım? Sürahi Hanım, kadıncağız itimat etti bıraktı. Ben şimdi elimde onunla mı dolaşayım çarşı pazar? Ne olur rica edeceğim, biraz göz kulak ol. Göz kulak ol, göz kulak ol, göz kulak ol. Konuştu anne. Bana bak Selvi. Bak söyle bu mendabur hayvana, ondan emir almam ben. Onun size emir verdiği yok Sürahi Hanım. Sadece söylenenleri tekrarlama kabiliyeti var. Anladın mı? Bana dokunmayan papağan bir yıl yaşasın. O masada öyle dursun öyle. Tamam teşekkür ederim. Hadi kızım biz gidelim. Geliyorum anneciğim. Hadi alasma aldık, babaannem benim. Hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Versin. Bay bay. Akşama kızarmış bir kuş olmak istemiyorsa kapat çeneni ha! Ya sabahtan beri çeşitli mahlukatlarla boğuşmaktan ay. Dilim babam kurdu be! Ne bakıyorsun be? He? Bana bak! Bu sersem kadının dostu benim düşmanımdır ona göre! Sersem kadın! Senin ne de güzel yeteneklerin varmış böyle be! Bir daha da sersem kadın bakayım. Sersem kadın, sersem kadın, hadi! Sersem kadın, sersem kadın! Seninle niye anlaşacağı benziyoruz be! Süslü mahlukat ne olacak? Tabi birbirimiz hakkında böyle erken karar vermememiz gerekir değil mi? Ya senin burada yerin pek iyi değil. Seni şöyle daha iyi bir yere alalım be! Bana bak, ayrıca benden fındık, fıstık, lokum istersen çekinmeden söyleyebilirsin. Bakkala sana bir telefon açarım, hemen getiriveririm. Bakkala sen pastırmanın en iyisini, lokumun en fıstıklısını bana ayırın. Bakkala sen, bakkala sen.
Bakkalasan aslında Selvi'ye aşık. Ama Selvi onunla evlenmem diyor. Ben aşık olacağım birinle evlenmek istiyorum diyor. Babaanne diyor. Haşmet'im o bostan korkulunu sevip aldı da ne oldu sanki değil mi? Kaç kere söyledim. Bak Haşmet yapma dedim. Bu kadın sana layık değil dedim. Boşan bundan dedim ama dinletemedim ki. Haşmet! Boşan şundan. Yapma, ne içersin? Ne içersin? Sana su getireyim mi? Sıcak mı istersin, soğuk mu? Kuş burnuna ne dersin? Şişko karı, şişko karı. Şişko kadın. Şişko kadın. Öyle bunları. Aferin. Şişko kadın, şişko kadın. Şişko kadın. Çok iyi ya. Şu rengin güzelliğine bak. Yerim o kırmızı gagalarını. Baba bir tane de biz alalım papağan ne olur ya. Kızım şimdi papağanın sırası mı? Neyse sonra bir icabına bakarız. Şuna bak şuna Selvi. Nasıl da zeki zeki bakıyor. Bizi kesiyor bu inek ağa. Kesin taklidimizi yapacak. Hayırlısıyla şu Berna gelip şu papağanını alsa da başına bir şey gelmeden kurtulsak. Bugün gelmiştir onlar. Gidecek misin benim boyalı kuşum? Anne bakıyorum çok sevdin papağanı ha. Ya diyorum ki Haşmet. Böyle bir kadınla evleneceğine, şöyle sohbeti tatlı bir papağanla evlenseydin ya. Vallahi iki gündür bana ahiretlik yaptı. Dertlerimi dinledi, hastalığımla ilgilendi, şarkılar bile söyledi ya. Çekirdek ister misin biraz daha? He? Al bakalım, al bakalım. Yok bu doymuş galiba, bak almıyorum. Aman inşallah Berna'dır. Berna! Vallahi bildi galiba. Belki de Berna'dır. Yani anne, eğer gelen hakikaten Berna Hanım'sa şu hayvanların altıncı hislerinin çok kuvvetli olduğuna inanmak lazım. Hoş geldin Berna'cığım. Bak demedim ben bildim canım, bildim ben. Hadi hayatım gel buyur. Yok canım, gelip oturmayayım. Şimdi hemen papağanımı alıp eve döneyim. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Size zahmetler vermedi değil mi? Yok canım, ne ya, demek zahmet? Ne zahmeti çok ya? Çok hoşlandık hepimiz. Tabii. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle Berna'cığım, oturmaya da bekliyorum. İnşallah hayatım. İnşallah. Gel buyur inşallah. Görüyorsun değil mi Haşmet? Yani papağanla aramızın iyi olduğunu öğrenince derdest edip gönderdi hayvanı. Yani iki gün daha kalsın diyemedi. Sabancı atma baba. Canım sen. Ay bu müziğin nesinden hoşlanıyorlar Allah aşkınıza. Çamaşır makinesi gürültüsü gibi dangır dangır dangır. İşte fena bir müzik değil canım. Ay ne olur değiştir babaanne, başım ağrı girdi. Ne biçim gençlersiniz ya? Yani biraz daha sesini aç babaanne diyeceğim de sesini kapatıyorsun ya. Allah Allah. Kim bu saatte acaba? Selvi, bakkal azam olmasın. Ay inşallah değildir, sus. İnşallah olur da böyle akşam akşam rabıtalı bir pastırma yeriz. İnsaf et be anacığım. Gece yarısını pastırma yedin mi Allah aşkına? Söyle be, canım işleri be. Berna! Berna mı? Ne oldu acaba hayrola? Kuşa bir şey mi oldu yoksa he? Ay Allah göstermesin çok tatlıydı. Hayırdır inşallah. Teessüf ederim Zeyda'cığım. Ne oldu? Yani iki günlüğüne papağanımı size bıraktım. Kocamla aram bozuldu. Alın sizin olsun. Haşmet! Boşan şundan. Boşan şundan. Yapma Haşmet. Kocam kim bu? Haşmet diye evde yapmadığını bırakmadı. Haşmet! Boşan şişkodan. Boşa şişkoda. 20 yıllık evliliğim mahvoldu. Kocam evi terk edip otele gitti. Kim öğretti bunları bunu Allah aşkınıza? Bana ne bakıyorsunuz be? Ne bileyim ben kim öğretti? Her boku da biliyor canım.